Arka plan resimlerimizi kaldırmak için kullandığımız programlardan birisi de ikon8.com'dan ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Buraya girdiğimizde, ana sayfaya girdiğimizde zaten herhangi bir üye girişi sorumluluğunuz yok. Yani normalde ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. İsterseniz üye girişi yaparak daha sonra yaptığınız çalışmaların dosyalarınızda kalmasını da sağlayabilirsiniz. Sistem oldukça kolay ve basit olarak hemen yürütülmekte. Sistem her ne kadar yabancı da olsa da Türkçe seçeneğini sağ tıklayarak Türkçe diline çevir olarak işaretlerseniz oradan Türkçe olarak da görüntüleyebilirsiniz. Ana sayfaya girdikten sonra herhangi bir fotoğraf eklemekle başlıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi oluşturmaya başlayana tıklıyoruz. Açılan sayfada yeni bir fotoğraf oluştur. Ya bunlar hazır fotoğraflar. Onlardan da kullanabilirsiniz. Telifsizdir. Yeni bir fotoğraf oluşturaya girdikten sonra çalışma alanımız açılacak. Bu ortada görmüş olduğunuz bizim çalışma alanımız. Burada daha önce yüklenmiş resimler var. Onlardan da ihtiyacınız dahilinde kullanabilirsiniz. Siz kendiniz bir yükleme yapacaksanız soldaki artı işaretine geliyoruz. Buradaki yüklemeler kısmına tıklıyoruz. Tıkladığımızdan sonra görüntülü örneği şunları ben kaldırayım bir. Diyelim ki yeniden yükleyeyim. Şuradan bir arka fotoğraf, arka planı olan bir fotoğraf. Örneğin buraya yükledim ama ben tekrar sizler görün diye ekliyorum. Eşimle olan fotoğrafımı yüklüyorum şu anda. Evet, fotoğraf yüklendi. Fotoğrafı konumlandırabiliyorum. Yani herhangi bir şekilde konumlandırabildiğim gibi büyütüp küçültme işlemlerini de yapabiliyorum. Bu çalışmada aynı zamanda kendinize farklı sahneler de oluşturabilirsiniz. Yani o amaçla büyütme küçültme işlemini uygulayabilirsiniz. Kolaj şeklinde de uygulayabilirsiniz. Resme tıkladığımız zaman resmin hemen sağ tarafında görülen arka planı kaldıran yani insan ikonu var. Bu ikona tıkladığımız zaman fotoğraftan arka planı yani insanlar dışında geri kalan yerlerin kaldırılmasını istiyoruz. Buna tıklıyoruz sadece. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi arka plan kaldırılmış olarak karşımıza fotoğrafımız oluştu. Şöyle gösterelim. Daha rahat görülsün. Boşa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arka plan olmayan bir resim şeklinde fotoğrafımız hazırlandı. Bu resmi dediğimiz gibi küçültebiliriz ve böylelikle istediğimiz pozisyonu verebiliriz. Başka bir görüntü yüklemek istiyorum. Yine arka planı olan bir şey olsun. Örneğin oğlumun fotoğrafını alayım. Evet, şu anda fotoğraf yükleniyor. Evet, fotoğrafımız geldi. Gördüğünüz gibi bunda da arka planlar var doğal olarak. Yine resmin üzerine tıkladık. İnsan ikonuna tıkladık. Bu arka planın kaldırılması için. Tabii renk ayırımının düzgün olması lazım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi arka planı kaldırdı ve aynı resim içerisine, aynı ortamda resmi koymuş oldu. Bunun dışında arkadaşlar arka planı kendiniz renklendirebilir veya fotoğrafları koyabilirsiniz. Boşluğa tıkladığınız zaman isterseniz buradan arka plan gözüken kısımdan veya şu alt kısımdan da ne yapabilirsiniz seçebilirsiniz. En kolayı bu arka plan kısmına tıklayarak buradan gördüğünüz gibi herhangi bir resmi arka plan olarak uygulayabiliriz. Diyelim ki şuradan şu sahneyi seçelim. Gördüğünüz gibi fotoğrafları burada işte sandalyenin üzerindeymiş gibi konumlandırayım. Şöyle basıyormuş gibi konumlandırayım veya şu şekilde. Evet. İstediğim gibi konumlandırabiliyorum. Veya bu arka plan resim değil de herhangi bir renk olsun, boş bir renk olsun, sade bir renk olsun istiyorsanız o zaman burada görmüş olduğumuz renk paletine tıklayacağız. Renk paleti üzerinden yine şu renk paletine de tıklayarak da şey yapabiliriz. Hangi renklerin olmasını istiyorsanız önce ana paletten seçersiniz. Ana paletten seçtikten sonra buradan dolaştırarak istediğiniz renk olarak seçilmesini sağlayabilirsiniz. Boşa tıkladığınızda artık arka plan tamamen kalkmış ve istediğiniz renk olarak gerçekleşmiş olacak.
Burada dediğim gibi resim olarak eklemek isterseniz herhangi bir resime tıkladığınız zaman da ne olacaktır? Arka planınız gerçekleşecektir. Böylelikle farklı resim çalışmaları oluşturabilirsiniz. Kendinizi farklı yerlerde geziyormuş izlenimi verebilirsiniz. Eğer çalışmanızda fotoğraflarınız yönleri farklıysa, fotoğrafın üzerine tıklayarak buradan örneğin yatay dikey olarak çevir, ters yöne çevir, yani ayna görünümü olarak düşünün. Ben sağdayken sola alıyorum kendimi örneğin. Veya yatay olarak, dikey olarak pardon, ters yüz etme olaylarını buradan yapabilirsiniz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, çalışmalarımızdan zaten yukarı aşağı taşıma işini buradan yapacağımız için herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi resmimizi aldık, istediğimiz şekilde konumlandırdık ve arka planında farklı bir şey yaparak adeta orada bir hatıra fotoğrafı çekilmiş gibi yaptık. İşimiz bitti, boşa tıklayın. Hemen hiç uğraşmanıza gerek yok. Resmi bilgisayarınıza indirmek, pardon, ondan önce yazı da ekleyebilirsiniz. Metine tıklıyoruz arkadaşlar. Metine tıkladığımız zaman yazım biçimlerini buradan seçebilirsiniz. Örneğin bunu seçiyoruz. Getirdim bunu buraya. Üzerine tıkladım ve diyorum ki biz Afrika'dayken dedim. Öyle bir attık yazıyı. Bu yazıyı da yine istersem tek satıra alabilirim. Yani büyüterek 3 büyüklüğünü istediğim gibi ayarlayabilirim. Yine yazının rengini buradan istediğim şekilde değiştirebilirim. Palete tıkladım. Örneğin kırmızı olsun istedim. Konumlandırabilirim vesaire. İşimiz bitti diyelim. İşimiz bittikten sonra fotoğrafın üzerine sağ tıklayarak, faremizde sağ tıklayarak resmi farklı kaydet dememiz yeterlidir. Direktmen bilgisayarımıza inecektir. Şu anda bilgisayarıma indi. PNG olarak, şeffaf olarak biliyorsunuz. Bakın tıklıyorum. Şu anda bilgisayarımda fotoğraf ve bu şekilde fotoğrafım oluşmuş oldu. Şöyle büyüteyim ki daha rahat görün. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir fotoğrafı oluşturmuş olduk. Çalışma bu kadar kolay arkadaşlar. Herhangi bir ücret vermenize gerek yok. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Böylelikle istediğiniz şekilde çalışmanızı yapabilirsiniz. Ha, bu arada çalışmanıza farklı argümanları ekleyebilirsiniz. Buradan küp işaretine benzeyen nesnelere tıklayarak farklı buradan size sunulan örneklerden istediğiniz gibi eklemeler de yapabilirsiniz. Örneğin bakın alta da geldi zaten buradakiler aynısı. Örneğin tavuğu eklemek istiyorum. Pardon, şu anda internetimde sıkıntı oluştu. Evet. Evet, ekledim örneğin tavuğu da ekledim. Birkaç kere tıklayınca gelmedi çünkü internet var diye. Bunu sileyim. Tekrar sileyim. Bayağı tıklamışım çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi bir de tavuk koyalım buraya. Devasa bir tavuk koyalım. Ve resmimizin şeyliğini, dikkat çekerliliğini yükseltmiş olalım. Bu şekilde nesneler bölümünden kendinize göre verilen seçeneklerden altta veya yanda seçeneklerden ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekledikten sonra da yine dediğim gibi çalışmanızı sağ tıklayarak resmi farklı kaydet diyerek bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.